Bir de buraya geldiğinizde safari turlarına katılabilirsiniz. Şimdi benim drone'um yok. Drone alamadım henüz. Ama drone alamam, yüksekten çekim yapamayacağım anlamına gelmez. Size son halimi göstereyim. Son halim böyle. Tendonları koparmışım biraz. Kırık çıkık. Tamam, arkadaşlar iyi. Şimdi saklı kente gideceğiz. Sulak bir alan. Şıpıdık şıpıdık yürüyeceğiz. Tamam. Hiçbir şey değiştirmenize gerek yok. Bilet 9 lira. Öğrenci 4,5 lira. Buradan alacak biletlerini. Ben 4,5 vereceğim. Geldik. Ya bizim niyetimiz Kaputaş'a gitmekti aslında. Yine niyet ve uygulama aynı olmadı. Evet. Burada da gene suyun içinde yatışan insanlar var. Şöyle. Ben burayı çok merak ediyorum. Benim şu anda omuzlarım o kadar yanık ki bilmiyorum gösterebilecek miyim şöyle. O yüzden şu çantayı bile şu an takalım. Kanyona girmek istiyorsanız maske zorunlu. Ateş ölçmüyorlar. Az önce bir yere girdik biz köy kahvaltısı yaptığımız yere. Meltem'in ateşi 39 çıktı. Bizi şöyle bir yarım saat süreyle bir panik havası sardı. Oradaki çalışanları da sardı. Şu anda sosyal mesafeyi zaten korumak imkansız. Kötü kötü geçiyoruz. 39 değilse konuyu anlatıyorum. 39 derece ateş çıktı. Daha sonra biraz vakit geçti. 37'ye düştü. Bence cihaz bozuktu. Ben de çok sıcaktım ama bayağı. Şu an Meltem'in omzunu görüyorsunuz. Yani şu an burada hava çok sıcak. Biz arabada klima açmıyoruz. Evet, ben pek açmıyorum. Suyu da içemediğim için. Bir de Ekim gibi gelmek lazım buraya. İnsan sayısı biraz daha az olur herhalde. Çok şiddetli su akıyor. Giriş 9 lira. Öğrenci 4,5. Benim hala öğrenci kartım olduğu için yüksek lisanstan dolayı 4,5'u verdim. Bu arada burada müze kart geçmiyor, kredi kartı da geçmiyor. Bilginiz olsun. Çok kalabalık. Tabii herkes bizim gibi gelmek isterse kalabalıklaşır. Buraya kadar gelmişken Saklıkent'te görelim falan derseniz kalabalıklaşır. Burada şu an ne fotoğraf çekebilirsin ne video çekebilirsin. Bayağı kalabalık lan. Lan demiyorum. La dedim la. Bayağı kalabalık doğru. Bayağı kalabalık. Hem gerçekten insan nüfusu çok fazla. Bir de maskeler çenelere indi gene. En sevdiğim kolda olanlar. Şuna hak veriyorum evet. Bu taraftaki insanlar neyden geçinecek, ne olacak? Ama o zaman keşke bu yaz gerçekten turizme ara verilseydi. Şimdi izin verildiği için insanlar geziyorlar. Yani Saklıkent kapalı olsaydı burada bu kadar insan bir araya gelmeyecekti. Ören yerleri açılmayabilirdi ne bileyim yani. Bir de buraya geldiğinizde safari turlarına katılabilirsiniz. Araçları gördük ama biz katılmayız herhalde. Meltem dedik şurayı çekebilirsin dedi. Orayı çekiyorum. Eş sizi dinleyen koca görüyorum. Bana nereye çeklerse oraya çekiyorum ne yapayım. Meltem'in ayaklarını suya sokmaya çalışıyorum. Az önce 39 derece ateş çıktı. Sonra niye suya giriyorum? Gel buraya. Ama bir şey söyleyeyim. Şey yani bayağı soğuk ve şu an direkt kemiklerime vuruyor. Su çok soğuk. Evet arkadaşlar. Azmak kadar. Azmak kadar soğuk. Belki bir tık bak. Tut bir tık soğuk olabilir abi. Bir tık daha. Tut ne kadar? Bir nebzeye ne oldu? Bir miktar. Aynı şey. Bir tık ne demek? Bunlar hep Türkçe kelimelerin asimile olmuş hali. Tıkın İngilizcesi var mı bir tık? Ben kanyonları oldum olası sevmişimdir. Evet ya. Buranın da havası farklı bak. Resmen acı yok Rocky durumuna bağladı. Şimdi Saklıkent'i geziyoruz. Tabii doğal olarak kalabalık ve korona döneminde olduğumuz için de girişte herkesi uyarıyorlar. Maskesiz giremezsiniz diye. Şimdi maskeyi kullanmayı zaten beceremiyoruz. İşte yerine buff takanlar falan var ama evet şu şekilde. Burada yerlerde maskeler var. Yani hep bak taşlar kıyılara vurmuş. Yani bu piknik yaptığımız yerlerde de bu şekildeydi. İz Tuzu plajında da kıyıya vurmuştu. Şimdi Saklıkent'i geziyoruz. Saklıkent'te de böyle. Yani kendi kameranın, yani kendi maskeniz yere düştüyse alın onu. Yani alın ve çöpe atın yani. Alıp bu şekilde devam etmeyin. Dipnot bu. Kafanızı serin tutun. Şöyle buff ıslatıp Meltem gibi. Yoksa kesinlikle ateşiniz fırlar. Bak ben çok kötü oldum. Çok fazla dalga var burada. Suyun kaynağı burada. O yüzden insanlar ipe tutunarak gelmeye çalışıyor. Girdik şurada bir ip var. İpi takip edip gidiyorlar. Çamur varmış ileride bile. Umarım herkesin bastığı yerden alıp da maske yapılmıyordur. Yani yüzlerine maske yapıyorlar ama insanlar burada ayaklarıyla da basıyor. O da ayrı bir muamma. Ben fotoğraf çekiyorum burada. İnsanları evet. Photoshop'tan silmek için bir saat uğraşıyorum. Harika bir yer ya. Ne yapıyorlar? Ya evet. Ha, basılan yerlerden oluyor. Şöyle git de mesela şöyle.
Kilmiş bunlar. Kablolar gibi. Şuralardan çamur alıp yüzlerine sürüyorlar. Kendilerine çamur insan yapıyorlar. Yani tüm vücuduna süren var. Sadece yüzüne süren var ama şimdi şöyle bir şey oldu. Biri geliyor, o kısımdan alıyor, sürüyor. Biri geliyor, ayaklarıyla onun kullandığı yere basıp biraz daha ileriden almaya çalışıyor. Hani şu anda mümkün değil. Az önce de bir arkadaş şurada sigara içti. İçti şöyle izmaritini yere attı, üstüne bastı. Onu da görmedik sanmasın. Şimdi bunu örnek olsun diye çıkarttım. Normalde sürmüyorum. Bir taşın altından aldım. Çünkü şu an herkes basıyor ve çok kalabalık. Nasıl olduğunu söyleyeyim yapısını. Böyle çimentoyu kararsınız, donmadan önceki hali var ya, aynen o şekilde. Çimento gibi, beton. Değil mi? Evet, güzel ama yumuşamış. Süreyim mi? Hayır. Bak şöyle yapayım. Gerçekten çimento gibi. Uzaklaşmayalım. Ha bu arada evet, suyun bir kısmı Antalya, bir kısmı Muğla'ymış. Su şehirleri ayırıyormuş sınır olarak. Bir de tavsiye. Deniz ayakkabısıyla gelin. Yürüdüğümüz yol hep şey taşlık. Deniz ayakkabısız gelmeyin. Normal tarihte zor oluyor. Kanyonlara özel bir merakım var. Uşak'taki kanyona gitmek istiyorum. Büyük kanyona gitmek zaten en büyük hayallerimden biri. İkinci kanyon Türkiye'de miydi? Evet, en büyük dünyanın en büyük ikinci kanyon Türkiye'de. Ama böyle vadi yerleri çok hoşuma gidiyor. Benim de çamuruma. Şu anda bu arada dondu. Donunca bildiğiniz toprak gibi şey kalıplaştı. Burayı beğendim. Farklı bir yer. Buraya kadar gelmişken çamura... Bastım ya. Fikrim değişti. Ne yapıyorsun müdür? Sildim kolumdakini. Bakın. Bacaklarıma yaptım şimdi. Az önce Melte dedi ki, şu an şu fotoğraftaki, hatta belki kapağı bile koymuşumdur. Şu fotoğrafın pozunu ver dedim. Beklesem dedim, bekle çekeceğim dedim. Ben de bağırıyorum ki, tamam mı, sonra uzaklaştım. Çektin mi? Ses gelmedi, ulan dedim kesin gidiyor bu arkadan. Sonra uzaklaştım, bir 20-30 metre uzaklaştım, poz veriyor. Sonra geldi yüzüme çamur sürdü. Biz böyle Kaş'a gidebiliyor muyuz? Şimdi benim drone'um yok. Drone alamadım henüz. Ama drone alamam, yüksekten çekim yapamayacağım anlamına gelmez. O yüzden kayalara tırmanıyorum. O yüzden ama dikkatli olun. Şimdi ben buraya neden çıktım? Çıktım da çıkmadım mı dedim. Geldim ve çıktım. Bak düşme sakın. Vallaha çok kötü düşen. Ya şu an bunu yaptığına inanmıyorum ama. Çekmem lazım. Kamerayı açtı gerçekten. Az önce şuradan. Kayadaydım. Fotoğraf çekiyordu. Bak şu kayma izleri, onun izleri. Yani basamayacağımı da anladım. Kay çok kay, taş çok kaygandı ama. Yere kapaklandı. Bileğimin üstüne düştüm ya. Şişti mi? Evet şişti. Hala şişiyor. Suya sokalım mı hemen? İyi gelebilir mi? Soğuk suya gitmem lazım. Oradan da biraz vakit var. Bekle biraz kendime gelin. O zaman buradan hastaneye gidiyoruz. Kayanın üstüne çıkıp, az önce de söylediğim gibi drone'um yok ama çekim yapmam lazımdı. Ama kayada inerken dikkatli inin. Yapmayın yani gerekiyorsa. Bak şurada oldu olay. Neyse. Ben ayağa kalkmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl yürüyeceğiz. Çünkü şu anda biraz içeriği keşfetmek için uzun uzun yürümüştük. O zaman şu an yarıda kesiyoruz. Videonun devamı hastanedeyse bileği sağlam zedeledim. Topuğumun üstüne düştü. Bayağı gülüyorum şu anda, o taksa atarak düştü. Bir videonun devamı kapı taşa falan bağlanırsa ya da biz vardık mardık bir şey olursa kırmadık bileği. Aman tanrım. Hadi soğuk suya. Hemen iyileşmesi için soğuk suya. Soğuk suya yürüyeceğiz. Ayağım hala sızlıyor üstüne bastıkça ama böyle taşa değdikçe ayağım, bileğimin yan bastım çünkü az önce düştüğümde. Bayağı acıyor ama dönmek de zorundayız.
sağlık, dikkat et. Hem şiddetli öpüyor. Ama soğuk su bileğime iyi geldi. Çok fena. Geliyorum senden. Az önce ileriden çıktık. Orası bayağı iyiydi ve şu an en akıntılı yerden çıkmaya çalışıyoruz. Saklıkent Milli Parkı'ndan çıkış yapıyoruz. Suyun sesinden beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama buraya sağlam şekilde giren kamer sakatlanarak çıktı. Şimdi çekim yapayım derken kayadan kaydı. Kayalar kayıyor. Kayaları çıkarken dikkat edin. Daha doğrusu inerken dikkat edin. Evet. Şimdi biz bir eczane bulup kameraya uygun bir merhem alalım bakalım. Bence bir drone alsaydık bu işler böyle olmayacaktı. Yani o videoyu, fotoğrafı çekmek için o kadar yükseğe çıkmayacaktık. Evet. Drone'dan çektirmeye geldik. Evet, drone'dan geldik. İşte bizde tatiller böyle oluyor şekerler. Alçı alırlarsa kötü. Kesin birimize bir şey oluyor. Bu sefer de kameraya almış. Sıra bendeydi zaten. Şimdi Medikalci'deyiz. Videonun sonunu Kaş merkezinden bitirmek istiyorum. Hiç kamerayla falan uğraşamıyorum. Direkt telefonla başlatıyorum. Size son halimi göstereyim. Son halim böyle. Tendonları koparmışım biraz. Kırık çıkık yok ama ödem yapmış sağlam. Saklıkent'teki kaleden inerken ki videolarda da görüyorsunuz. Sağlardan uzak kalacağım gibi. Daha buradan Demre videosu falan çıkaracaktım ama bakalım bir yarın yani olsun. Yani dönüş videosu çıkartabiliriz şu anda. Evet. Neyse, hayırlısı olsun. Bakın bu kadar uğraşıyorum, kayalardan atlıyorum, hopluyorum. Bir abone olursunuz artık. Ama şu an asker yürüyüşü yapıyor bir ayağıyla. Evet. Peki, görüşürüz.